Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Mor Cepken Şöleni ile başladı. Türk Kadın Akademisyenler Birliği, TÜRKKAB üyesi akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı panele Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Ümmühan Yurt'la İlknur Ülküm Seferoğlu, Eski Devlet Bakanı İmren Aykut, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, TÜRKKAB Başkanı Profesör Doktor Mualla Uydu Yücel, Profesör Doktor Günseli Öztekin Gelgel, Profesör Doktor Pınar Ülgen, Doçent Doktor Münevver Ebru Zeren, Doktor Öğretim Üyesi Dilara Uslu, Doktor Öğretim Üyesi Fatma Aysel Dıngıl Ilgın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan panel, Mor Cepken'i anlatan video gösterimiyle devam etti. Türk Kadın Akademisyenler Birliği Başkanı Profesör Doktor Mualla Uydu Yücel, programın oluşmasında emeği olan herkese teşekkür ederek Türk Kadın Akademisyenler Birliği hakkında kısa bilgiler verdi. Profesör Doktor Yücel, geçmişten bugüne kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan Mor Cepken Şöleni ile burada olmaktan son derece mutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi. İnsan olmak zor. Hele coğrafyanız bizim gibi doğu bir coğrafyası ise insan olmanın yanı sıra kadın olmak da zor. Bugün evet 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle sizlerin huzurunuzdayız. Ancak Türk kültürünün, Türk insanının kadına ve erkeğe yaratılıştan gelen belli başlı özellikleri doğrultusunda adil ve adaletli bir şekilde verdiği değeri, geçmişten devraldığımız bu değeri devam ettirmemiz gerektiğine şahsen kendi adıma inanıyor ve bunun için de Türk Kadın Akademisyenler Birliği olarak elimizden gelen her türlü faaliyeti yapacağımızı da burada ifade etmek istiyorum. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras konuşmasında gelinen süreçte kadının toplumdaki yerinin bu kadar çok tartışıldığı bir süreçte, şiddetin bu kadar ön planda olduğu süreçte bu paneli ve bunun gibi etkinlikleri düzenlemenin aslında kendilerinin biraz da bu konuda bilgi sahibi olmasıyla başladığını ifade ederek şöyle devam etti. Bugün çok önemli bir sebep için yine bir araya geldik ve toplandık. Özellikle geldiğimiz süreçte kadının toplumdaki yerinin bu kadar çok tartışıldığı bir süreçte, şiddetin bu kadar ön planda olduğu bir süreçte bu paneli ve bunun gibi etkinlikleri düzenlemek aslında bizlerin biraz da bu konuda bilgi sahibi olmasıyla başladı. Bu ne demek? Çünkü Bodrum'da ben seçildiğimden beri Bodrum'da Kadın Dayanışma Derneği ve Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin çalışmaları sayesinde bizler aslına bakarsanız belki de Türkiye'nin en batısında, en medeni diye düşündüğümüz Bodrum'da aslında kadınlarla ilgili, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili veya çocuk istismarı ile ilgili veya bunun gibi toplumsal, sosyal sorunların çok daha fazla olduğunu gördük ve anladık ve bunun üzerine konuyu hisselleştirerek çalışmaya başladık. Hiçbir şeyi mış gibi yapmıyoruz biz Bodrum'da. Sağ olsunlar, Kadın Dayanışma Derneğimizin, Kent Konseyi Kadın Meclisimizin ve aynı zamanda tabii belediyemizin içerisindeki başkan yardımcısından bütün toplumsal cinsiyet eşitliği biriminde çalışan arkadaşlarımıza kadar herkes buraya çok önemli bir enerji veriyor ve güç veriyor. Buna ben çok büyük bir saygı duyuyorum. Kadın hakları aslında insan hakları noktasında ele alınmak durumunda. Yani kadın hakları, çocuk hakları, insan hakları noktasında ki artık son dönemde doğanın da ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Tabii ki zaten çıktı derken yani tekrar önemi anlaşıldı diyelim. Bütüncül yaşam hakkı diye belki de değerlendirmek lazım. Yani sokaktaki hayvandan, dağdaki deri zeytinden, denizdeki balıkta ya da işte insandan, erkeği, kadını, çocuğu, yaşlısı, engellisi, dezavantajlı ekibi, gelir durumu düşük olan, yüksek olan, toplumsal katmanlar. Yani bunun hepsini aslında bir değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Her türlü eşitsizliği önlemek ve her bir bireyin kente katılımını sağlamak Bodrum Belediyesi'nin hayata geçirdiğini ilan edeceğimiz günlerdeyiz. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmasında duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti. Atamız diyor ki dünyada
her şey mimarı kadındır diyor. Böyle bir cümlesi de var. Evet, baktığınız zaman yani çocuğu dünyaya getiren, çocuğu büyüten, çocuğu eğiten, evet erkek de belki evin direği olarak kadının katkıları vardır belki, ama şöyle derinlemesine düşündüğü zaman kadın olmadan toplum olmuyor. Ben bu vesileyle dünya kadın emekçilerinin günü, dünya kadınlar gününü tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah kadınların bütün dünya ülkelerinde eşit ve haklarını en iyi şekilde koruyacak bir dünyaya kavuşuruz. Bazı ülkelerinde demokratik, bazı ülkeler daha az demokratik. Vesaire ama dünyada ideal bir dünya maalesef henüz oluşturulamadı. Bütün kadınlar baş tacı. Hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum. Konuşmaların ardından tarihte kadın konulu ilk panel oturumu gerçekleşti. Profesör Doktor Günseli Öztekin Gelgel'in başkanlığını yaptığı ilk oturumda İstanbul Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Fatma Aysel Dıngıl Ilgın şunları söyledi. Çok kalabalık giyiniyor gibi görünüyor ama aslında giydiği her şeyin, taktığı her takının bir anlamı var yörük kadınının. Cepkenin de bir anlamı var. Bir kere baş süslemelerinde doğa ve evren tasavvurlarını kullanıyor. Çünkü Türklerde baş her zaman gökle, gökyüzüyle, evrenle, kozmolojiyle özdeşleştirildiği için yine baş takıları da doğayla ve kozmolojiyle özdeşleştiriliyor. Gökyüzü ve maviyle özdeşleştirildiği için gök rengi, mavi rengi kutsal. Dolayısıyla mor renk, mavi rengin bir tonu olduğu için Türklerde mor renk yine kutsal. İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mualla Uydu Yücel, Türk tarihinin öncü kadınları ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Dilara Uslu, Kuvayi Milliye'de Mor Cepke'nin Gücü konularında katılımcılarla önemli bilgiler paylaştılar. Kadın hakları temalı ikinci oturumda Haliç Üniversitesi'nden Doçent Doktor Ebru Zeren, Türk tarihinde kadın ve hakları, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden Profesör Doktor Pınar Ülgen, Orta Çağ Avrupa'sında kadına bakış, İstanbul Üniversitesi'nden Günseli Öztekin Gelgel, günümüzde kadın hakları konularında katılımcılara önemli bilgiler verdiler. Yaklaşık 5 saat süren ve Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan program, müzik dinletisinin ardından sona erdi.